Merhaba Selma. Merhaba hocam, nasılsınız? Hocam şimdi aslında ben sizinle tanışalı 3 sene oldu. Sizinle yüz yüze tanıştık biz. Ben sizin kamplarınıza da katıldım daha önce. Evet, sizin kamplarınıza. Alanya'daki kamplarınızdan birine katıldım daha önce. Daha önce de zaten bayağı da kilo verdim ben. Yaklaşık 20 küsur kilo verdim. Evet. Ve Bayağı gerçekten ince çok görünüyorsun. şaşırıyordum. Şu an Selma. 60 kiloyum hani ama istediğim ideal bedenime daha ulaşmadım. Zaten o yüzden sizi Anladım. aradım. Şöyle ki gerçekten bu arada size canlı yayında da teşekkür etmek istiyorum. Benim sadece kilo anlamında değil birçok anlamda kafamı açtınız resmen. Özellikle kampta anlattığınız konuları daha sonra bir sürü kitap aldım o konularla ilgili. Eğitimlere falan katıldım. İşte sadece bu konuda ilgili değil, beynimi nasıl kontrol edebilirim, düşüncelerimi nasıl kontrol edebilirim diye. Şimdi şöyle, ben hani başka insanların da vaktini almak istemiyorum. Onlar da soru sormak ister. Şöyle ki ben bir yerde tıkandım ve ilerleyemiyorum. Bir de sanırım biraz odaklanmada sorunum var. Şu an mesela işle ilgili çok ciddi problemleri yaşıyorum falan. Biraz da distract olabilirim. Ama bu raddeden sonra ilerleyemiyorum. Gerçekten. Bu benim Nereden moralimi çok katılıyorsun bu bozuyor. arada? Efendim? Hangi ülkeden katılıyorsun veya hangi şehirden katılıyorsun? Ben Ankara'dayım şu an. Ankara'dan. Türkiye. Ankara'dayım. Tamam. Aynen. O yüzden sizinle görüşmek istedim. Acaba ne yapabilirim? Yani odaklayamıyor muyum kendimi? Bu noktadan Ama sonra 20 ilerleyemiyorum. kilo verdin değil mi Selma? Evet Anladım ben evet. 20 20 kilo. kilo verdim Kaç ben. kilo veya kaç beden daha vermek istiyorsun? Ben aslında iki beden daha küçülmek istiyorum aslında. İdeal, İki hani beden. kafamda görüntü de öyle galiba. İki beden dediğin yani 3,5 bir beden 3,5 ile 5 kilo arasında ortalama bir rakam oluyor. Yani kilo bazında bir rakamın var mı? Evet, yaklaşık 51-52 7-8 kilo kilo. mu? Yok, ben 60 kiloyum zaten. 51-52 Evet. kiloya kadar inmek istiyorum çünkü biraz boyum da kısa zaten benim. Yani Ama 7-8 kilo 1.60. yani sonuçta. Yani Ha, 7-8 kilo. 7-8-9 kilo. Ha Aynen öyle. 7-8 kilo dedim. Aha, Aynen, okey. 58 anladım, pardon. Yok yok 7-8 kilo. Yani 60 kilosun 7-8 kiloya düşmek istiyorsun. Yani Aynen öyle. 52 o civarlarda olmak istiyorsun. Bu 60 kiloyu kaç zamandır koruyorsun? Yani 60 kiloya indiğimden beri koruyorum. Yani 2 senedir, 1,5 sene oldu. Bak ne güzel kalıcı oluşmuş. Kalıcı oluşmuş. Evet. Şöyle Evet, aslında. söyleyeyim. Benle tanıştıktan sonra ilk kafandaki hedefin kaçtı? İlk Yine bu kodladığın, ilk modellediğin kaçtı? yine böyleydi. 51-52 kilodur muhtemelen. Yani 36 beden alt için düşünüyorum. 36 üst beden 34 gibi düşünüyordum ben. İlk modellerken modellediğin resmi, zihninde canlandırdığın resme uyuyor mu şu andaki görüntün? Yani tam olarak Ayakkabı. ulaşamadığım için uymuyor. Biraz bölgesel problemim olduğu için mi duruyor diye korkuyorum aslında. Acaba öyle bir durum mu var? Ondan mı gitmiyor? Hani bilemiyorum Hayır, artık. şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi o bölgelerde senin kas gücün zayıf düşmüş. Kas gücünün zayıf düşmesinin sebebi şöyle anlayalım. İki ayrı mantıkta bakalım. Kas gücünün zayıf düşmesinin sebebi küçük yaştan itibaren o uzuvları kullanmanı engelleyen fikirlerle büyümüşsün. Anlatabiliyor muyum? Bu Anlıyorum. birinci. Bundan dolayı o bölgelerde tüketemediğin enerji o bölgelerde birikmeye sebebiyet veriyor. Okay. Okey. Şimdi hala sen kilo vermek istiyorsan, 7-8 kilo daha vermek istiyorsan senin fikrine göre o zaman hala fazla stokların var. Fazla Evet. stokların o bölgede biriktiyse fazla stoklarını eritmek için o bölgeye bir şey yapman gerekmiyor. Ama senin 7-8 kilo fazla kilonu vücuduna atabilmen için bir zamana ihtiyacın var. Çünkü sen şu anda 60 kilosun. Eskiden diyelim 80 kiloydun. 80 kilodan 60 Aynen. kiloya inmek daha kolay. 60'tan 50'ye inmek daha zor. Şeye göre. Yani aynı beklenti içinde olmamalısın. 80'deki başarıyla 60'a düştükten sonraki başarından aynı beklenti içerisinde olamazsın. Çünkü orada yoğunluk, büyük, hacim fazlaydı. Ve mesela diyelim ki 150 kilolu bir insan çok rahat 25-30 kiloyu bir haftada, bir ayda, 3 haftada, 6 haftada atabiliyor. Yani kişiden kişiye. Ben Ama vardım. efendim, Ben de tabii. çok vardım. Tabii verir. Büyük kilolar çabuk verir. Ama olay azalmaya başladıktan sonra bu biraz daha zorlaşacaktır. Yani hangi alanda zorlaşacaktır? Tekrar miktar ve şiddeti arttırırsan zorluk ortadan kalkar.
biz çoğunlukla büyük kiloları verirken ki yaptığımız yaklaşımları küçük kiloları verirken de aynı yaklaşımlarla yaklaştığımız için duruyor. Orada anlatmak istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum. Yani 20 kilodaki yaklaşımın, bedene olan yaklaşımın, enerji alım ve tüketimin, evet, başarın 10 kilo vermek için yetersiz kalır. O yüzden hareketin tekrarı, miktarı ve şiddetini arttırman gerekiyor. Ama ağırlık kullanmayacaksın. Ağırlık kullanmayacaksın. Pilates yapıyorum hocam aynı zamanda. Haftada yetersiz. Günü... Yetersiz. Ekstra yapıyorum. Yani yaptığım hareketlerin dışında biraz hani vücudumu... O seni fit tutar. Hayır. Sen yağdan eriteceğim diyorsan, atacağım diyorsan, sen bunu atmak istiyorsan hayatından, şiddetini arttıracaksın. Yani pilatesin şiddetini arttıracaksın. Sonradan pilates yapacaksın. Yani 51-52'ye geldikten sonra pilates yapacaksın. Ondan sonra o bölgedeki kasları güçlendireceğim diyorsan, o zaman o bölgeye ağırlık çalışacaksın. Yani reformer diye bir şey var hocam, biliyor musunuz? Biraz aletli pilates gibi oluyor aslında. Hani onu yanlış yapıyorum, yapmayayım mı onu? Yok, ağırlık kullanmayın. Kesinlikle kullanmayın. O zaman miktarını artıracaksın. Yani 60 dakika yapıyorsam 75 dakika yapacağım. Yine yapamıyorum hocam, zamanım yok diyorsan, bu sefer şiddetini arttıracaksın. Şiddetini arttırmak demek, yaptığın beden ağırlığına yaptığın kardiyoyu, yani yürüyorsan koşmak, koşuyorsan ip atlamak gibi, evet, düşünebilirsin şiddet olarak. Şiddet, tekrar miktar. Birilerini arttırdın mı, kardiyo vücutta yağ zır iner aşağı, biter. Bittikten sonra pilates, hafif ağırlık, tekrar vücut kendini toparlar. Artı niyet, niyet çok önemli. Veremiyorum deyip durmayın. En çoğunuz hep bunu yapıyor. Veremiyorum olmuyor gitmiyor. Hep zihni şeye programlıyorsunuz. Olumsuza programlıyorsunuz. Niyet olumlu. Neşeli, sevgi dolu. Ve tekrar miktar şiddeti arttır. Tamam, yani şu an benim bölgesel problemim kaldı diye ekstra bir şeyim yok. Yine hareketli arttırmakla devam edeceğim yani. Aynen. Artık yetişkin bir kızsın. Bölgesel kilolarını, yani kilo bittik. Bölgeselde birikmiş olan kilo bir gün bitecek. Bittikten sonra, bak bu çok önemli. Bittikten sonra o bölgeyi biraz güçlendirmek için çalışmalara gir. Ağırlık kullan. Önce bir erit ama. Eritmeden ağırlık kullanırsan yine uzayacak, yine motivasyonun bozulacak. Yine odağın dağılacak, yine yarım kalacak iş. Şimdi bazı spor, bende de var 2-3 tane spor hocası, akademisyen. Onlar da diyorlar ağırlık kullanılması. Ağırlık kullandığın zaman yanlış. Ben deneyimliyim, 20 seneden beri biliyorum bunu. Ağırlık kullandığımızda kas gelişir. Evet doğru, kasın gelişmesi çok iyi bir şey. Bu da doğru. Kas daha fazla kalori yakar. Bu da doğru, bunlara katılıyorum. Ama kilolu insanların sabrı yok. Sabrı bir an önce zayıflamaya dönüşmek istiyorlar. O yüzden bir an önce kiloları hızlı bitirmek, motivasyon kaybını önlemek, odağının bozulmamasını önlemek adına vücut ağırlığıyla şiddeti arttırmak. Adım adım şiddeti arttırmak. Ve bir an önce yağlardan kurtulmak. Kurtulduktan sonra ağırlıkla çalışmak. Evet. Haklısınız. Tamam hocam. Ben harekete basacağım tamam. Tekrar. Tamam Selma. Okay. Çok teşekkür ederim. Katıldığın için. Ve başarılar diliyorum. 20 kilo vermişsin. Yüzün falan değişmiş. Ben tanıyamadım seni. Gerçekten buradan herkese de söylüyorum, bu çok mümkün bir şey. Tabii. Gerçekten. Ve ben şunu söyleyeyim. Sen 8 kilo fazla olarak görüyorsan bence doğru düşünüyorsun. Kendini nasıl mutlu hissediyorsan ona dönüştür, evet, vücudunu. Beden senin. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim tamam. Hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun.